Evet, bugün anlatacağımız filik efsaneleri kaç tane? Beş tane efsanemiz var. İlki Bekos, Bekos hikayesi en çok sevdiğim hikaye. Onu anlatacağız. Sonra Gordion düğümü, dokunduğu her şeyi altına dönüştüren Midas, eşek kulaklı Midas ve Kibeleli Atis aşkını, efsanesini anlatacağız. Evet, burada görseller var. Şimdi Beckhoff'la birlikte başlayalım. Bu aslında çok da ilginç bir hikayedir. Heredot aktarıyor bunu. Halikarnaslı, Muğla, Bodrumlu Heredot Tarih adlı eserinde bunu aktarıyor. Heredot Mısır'a gittiğinde Mısırlılar arasında böyle bir hikayeye şahit oluyor ve bunu kitapta yazıyor. Diyor ki mesela Mısırlılar diyor kendilerini hep dünyanın ilk insanları olarak kabul ediyor. Fakat bunu bir türlü de e, kanıtlayamıyorlarmış. En son bir gün birinci Pisametikos başa geçtiğinde ya tamam biz dünyanın ilk insanıyız, en eski insanlarıyız diyoruz ama nasıl kanıtlayacağız? İlginç bir yönteme başvurur. Der ki bana iki tane e, rastgele yeni doğmuş bebek getirin. Bu bebekleri kimsenin olmadığı bir yerde iki ayrı odada büyütün ve konuşma çağına geldiğinde de bana getirin e, şeklinde talimat veriyor. Bunu yapmasının sebebi şu, e, yani yeni doğmuş bebekler e, kendi kendilerine hangi dili öğrenip konuşurlarsa o dili konuşanlar dünyanın ilk insanları olarak kabul edilecek. Bunun üzerine. Verirler iki tane bebeği çoban eşliğinde, çoban e, kimsenin olmadığı bir yerde, e, sız bir yerde, e, çocukları iki ayrı odada e, bire, e, büyütür, onları keçi sütüyle besler, hiçbir şekilde konuşmaz. E, i̇ki yaşına geldiğinde bu bebekler bir gün çobanı e, karşılar, böyle iki tane bebek yani çocuk az artık, böyle ellerini uzatarak çobana yalvarır bir vaziyette. Bekos, Bekos şeklinde seslenir. Çoban bunu duyar duymaz hemen Pisametikos duysun diye getirir firavunun önüne. Ee, Pisametikos'un önünde de iki tane çocuk ellerini uzatarak Bekos, Bekos şeklinde seslenince e, şaşırır. Yani Bekos'un Mısır dilinde herhangi bir karşılığı yok. Der ki araştırın bakalım bu Bekos ne demekmiş. Araştırırlar ki... Firikler ekmeğe Bekos diyormuş, yani aslında çocuklar ekmek mi istiyormuş, yani keçi sütünden sütünden mi sıkılmış bilinmez ama e, Bekos'u Firik dilinde bir kelime olduğunu görünce Mısırlılar dünyanın ilk insanlarını Firikler olarak kabul eder. Yani bu aslında çok ilginç bir hikayedir. E, antik Yunan toplumunda da. Aslında Anadolu'nun en eski halkları arasında Firikler vardır. Mesela Yunanlar sanırım e, Hititleri pek bilmiyor. Genellikle de bir Firik e, benzetmesi yapılır. Bu açıdan da ilginçtir. E, bir de şöyle bir şey var. Bekos. Neden e, bebekler kendi kendine e, Bekos dediler şeklinde bir araştırma yapılıyor ki. Bebekler oradaki keçilerden etkilenmiş. Be, be, hani Keçilerin <laughs> o sesinden etkilenerek Bekos falan var. hani oradan geldiğini söylerler. Bu açıdan da Bekos ilginçtir. E, ekmek demek, firik dilinde. Evet, bu bir bilgi yarışmasında da çıkmıştı. Final sorusuydu herhalde, 500 binlik soru. E, kısaca bu şekildeydi. Bekos ilk hikayemiz. Evet, daha sonra gelelim e, Kibele ve Atis efsanesine. Aslında bir aşk hikayesi. Şimdi Kibele, Frigler'in ana tanrıçası. Kibele genç ve yakışıklı bir delikanlıya aşık olur. İsmi Atis. Ama Atis her nedense e, Kibele'ye yüz vermiyor. Gidip Pestinus kralının ya da işte Midas'ın kızına aşık oluyor. Ve onunla evlenmek istiyor. Midas da tabii genç, yakışıklı Atis'i kabul ediyor ve kızıyla evlendiriyor. Düğün başlıyor, düğün hazırlıkları, düğün e, coşkuyla devam ederken bir gün işte düğün anında Kibele bir anda düğünü basıp Atis'in karşısına çıkar ve onu çıldırtır. Atis de e, şok etkisiyle e, korkup orada kendini hadım ederek kan kaybından orada e, ölür. E, Kibele de bu yaptığına pişman olur. Kıskançlığı yüzünden böyle bir şey olduğunu düşünerek e, Atis'i orada her dem yaşasın diye çam ağacına dönüştürür. Mitolojide çam ağacının e, sembolü olarak da Atis karşımıza çıkar. Böyle e, ilginç bir aşk hikayesi de var. Kibele Atis hikayesi. Evet. Şimdi e, kibelenin Roma'ya götürülüş hikayesi var. Aslında ona e, değinelim çünkü önemli. E, Anadolu tanrıçası kibele aslında e, Avrupa'ya götürüldükten sonra Yunanların Romalıların Anadolu'ya ilgisi artıyor. Belki de Anadolu'nun kapıları ilk defa Roma'ya ki bele sayesinde açılıyor bu ilginç bir şeydir aslında şimdi Roma serüveni dedik biz buna ee, şöyle bir şey bunu tarihçi Titus Livius aktarıyor Roma tarihi diye böyle bir güzel bir kitabı vardır antikça Roma dönemi yazarlarından biri ee, hikaye şöyle ee, Roma o sırada e, kartaca ile bir Hannibal'la ikinci pön Savaşı içinde Ve e, savaş sırasında Roma çok zorluk çekiyor. Hatta neredeyse Hannibal İtalya sınırlarına kapılarına varmış e, bekliyor vaziyette. Romalılar da gidip e, Sibil yani e, kehanet e, kitaplarının yer aldığı e, Sibil kitaplarına başvuruyorlar. Rahip de onlara yabancı bir düşman İtalya topraklarına savaş getirdiyse ancak ve ancak e, ana tanrıça Roma'ya getirilirse düşman yenilip ülkeden kovulabilirdi şeklinde bir e, kehanette bulunuyor. Romalılar da atlıyor, oradan e, Anadolu'ya geliyorlar. Bergama krallığı o zaman müttefikleri arasında onların da desteğiyle Sivrihisar'a geliyorlar. Romalılar Pesinus'taki ana tanrıçayı simgeleyen o siyah kara meteor taşını alarak buradan Roma'ya doğru yola çıkıyorlar. Ee, tabii bu e, kehanet kitaplarında Kibele'nin Roma'ya getirilişinde karşı, kimin karşılayacağı, nasıl karşılayacağı da belirtilmişti. Mesela şehrin en iyi adamı Vir Optimus'un e, Kibele'yi karşılaması ve en nüfretli kadınının Kibele'yi Roma'ya getirmesini de e, salık veriyorlar, söylüyorlar. Bunun üzerine Romalılar Vesinus'tan e, getiriyorlar, Roma'ya doğru yola çıkıyorlar. Tam da bu sırada e, Kibele'yi taşıyan gemi bir anda karaya vuruyor. E, içinden, geminin içinden Kibele'nin sesi duyuluyor. Beni iffetli ellerle götürün diye e, bir e, ses duyuluyor. Bunun üzerine tam da o sırada Claudia Quinta ortaya çıkıyor. Aslında e, böyle bir e, suçlamayla da karşı karşıya kalmış o döneminde. Hani e, bakir olmadığı e, gibi bir e, suçlamayla da karşı karşıya kaldığı için kendini kanıtlamak üzere e, gemiyi ben e, karşılarım diye o öne çıkıyor ve belinden çıkardığı kemeri, Geminin e, halatlarına bağlayarak Claudia Quinta gemiyi Roma'ya kadar götürüyor. <laughs> Böyle bir ilginç hikayesi var. Roma'ya getiriliyor, Kibele Palatinus tepesine konuluyor. Milattan önce 204 yılından bahsediyoruz. Böylece e, Roma toplumunda Kibele tapınımı başlıyor. Bakın, e, o Claudia Quinta aslında Navi Salvia olarak bilinir. Gemiyi kurtaran olarak bilinir. Bakın burada bir stel e, var. E, Claudia Quinta kemeriyle gemideki Kibele'yi Roma'ya getiriyor. Sol üstte de bir e, bo, e, tablo var. E, dolayısıyla Kibele'nin Roma'ya götürülüş hikayesi bu şekilde. Şimdi geldik. Evet, e, Kibele... Roma'ya götürüldü. Böylece Romalılar Anadolu'yla aslında daha iyi e, ilişkiler geliştirdi. Roma'da kibele tapınımı yayıldı. Yani onlardaki Jüpiter yani Zeus tapınımından sonra kibele tapınımı da çok ciddi anlamda yaygınlan e, e, böyle e, geniş kitlelere ulaştı. Dolayısıyla Anadolu'nun kapıları da Kibele sayesinde Romalılara açıldı diyebiliriz. Şimdiki e, diğer efsanemiz Gordion düğümü. Bunu bütün herkes bilir. E, yurt içinde, yurt dışında herkes Gordion düğümünden bir haberdir. Yani haberdardır. Evet. Bu efsane çok popüler bir efsane. Efsanenin kökeni aslında firiklere dayanıyor. Ee, hikayeye göre e, yoksul bir çiftçi olan Gordios bir gün tarlasını sürerken bir kartal geliyor. Ve gün batımına kadar o tarlasını sürdüğü arabanın kolluk, e, pulluk boyundurunun üzerinde gün batımına kadar kartal duruyor. Bu durum karşısında şaşırıyor. Bir kartalın gelip de tarlasını sürdüğü arabasına konmasına şaşırıyor ve gidip e, kahine danışıyor. Kahin de ona bunun bir krallık alameti olduğunu söylüyor. Bunun üzerine e, Gord Gordios geri dönüyor ve e, filiklerin başkenti Gordios'a doğru yola çıkıyor aslında. Filikler de tam o sırada bir iç karışıklık içerisinde. Filikler de e, kahinlere danışıyor. Kahin de onlara şu şekilde bir kehanette bulunuyor. Şehre gelecek olan bir araba Firiklerin savaşına iç karışıklığına da son verecek bir kralı da beraberinde getirecektir. denildiği için bizim Firikler bekliyor. Acaba şehre kim arabasıyla gelecek? <laughs> Tesadüf odur ki, rivayet odur ki Gordios Arabasıyla birlikte Gordion kentine girer ve Frikyalılar onu görür görmez tamam kralımız geldi der ve onu kralları ilan ederler. E, Gordios da bunun üzerine bir şükran borcu olsun diye yani minnet e, duyarak gidip şehirdeki e, tapınağa arabasını bağlar. E, ama öyle bir düğüm atar ki bu düğüm kör düğüme dönüşür ve yıllarca o düğümü de kimse çözemez. Hatta halk arasında bir efsaneye dönüşür. Ya bu düğümü kimse çözemedi. Düğümü çözen Asya'nın hakimi olur şeklinde halk arasında bir artık efsaneye dönüşüyor. En son milattan önce 333 yılında Büyük İskender Makedonya kralı Büyük İskender 300 milattan önce 333 yılında Gordion'a gelir ve bu düğümden haberdar olur. Der ki ben bu düğümü çözerim, ee, gösterin bana e, düğümün bulunduğu yeri. götürürler İskender'i. İskender o kalabalığın bütün o meraklı gözleri arasında düğümü çözmeye çalışır ama böyle kanter içinde kalır düğümü çözemez. Bakar ki e, itibar gidecek, işini içinden çıkamaz düğümü. Kılıcıyla keser ve der ki ben düğümü çözdüm ee, ve gerçekten de düğümü çözer Asya'nın da hakimi olur. Ta Hindistan'a kadar olan yeri ele geçirir, kehanet gerçekleşir Asya'nın hakimi olur. Ama rivayet olur ki düğümü kısa yoldan kestiği için ömrü de kısa sürer. 33 yaşındayken bir anda Babil'de hastalanır ve orada ölür. Böyle bir e, efsanede vardır, çok popülerdir. Aslında Gordion düğümü e, konuştuğumuz dillere de geçmiştir. Türkçe'de mesela düğümü ya da düğümünü çözmek, böyle karışık bir sorunu çözmek anlamında kullanılır. Düğümü çözmek deyimi vardır. Ya da e, İngilizce'de ''cutting the Gordian knot'' Yani Gordion düğümünü çözmek böyle e, çok karışık bir sorun olur. Mesela bazen e, uluslararası e, gazetelerde bile manşette görebilirsiniz. Bir e, Rusya-Ukrayna savaşı çıkar, kar savaş o kadar karmaşıklaşır ki e, Cutting the Gordian knot. Biri o karışıklığı çözerse hani düğüm çözüldü anlamında e, çetrefilli bir sorunu hızlıca kökünden çözmek ya da çözen kişiler için böyle bir deyim de İngilizce'de kullanır, kullanılır. E, Britannica ansiklopedisinde böyle geçiyor. Evet, geldik eşek kulaklı midas hikayesine. E, şöyle her şey yolundadır umarım. Tamam. Şimdi Midas hikayesi e, en popüler hikayelerden biri. Yani Frig kralı Midas Milattan önce 740 ila 700 yılları arasında yaşamış. E, en güçlü kral. O kadar zengin bir kral ki e, artık efsanelere konu olmuş bir kral. Dolayısıyla ona yönelik çeşitli efsaneler var. En popüleri de eşek kulaklı Midas hikayesi. Bu hikayenin kökeninde aslında e, bir aşk hikayesi var. Aşkta değil de yani böyle e, pan ve peri kızının e, arasındaki ilişki var. Şimdi panı duymuşsunuzdur. Yarı keçi, yarı insan, e, keçi boynuzlu, e, tuhaf bir e, yaratık. Yani yarı tanrı, Hermes'in oğlu. E, pan, e, satir olarak da biliriz. E, pan, aslında peri kızı e, Syrinx'e aşık olur. Syrinx de e, Pan'a yüz vermez çünkü karşısında tuhaf bir yaratık var. Pan çok da hiperaktiftir. Yani böyle kırsalda, ormanda gezenleri bir anda karşısına çıkıp korkuturmuş. Onları pan duygusuyla doldurulmuş. Bu yüzden de panik atağın e, Pan'dan geldiğini e, biliyoruz. E, pan panik atak çünkü gerçekten e, çobanların tanrısı, kırın tanrısı Pan e, böyle e, ormanda gezenleri korkuturmuş. Tuhaf da bir görünümü var. Peri kızı da e, Pan'a yüz vermiyor. Hep ondan kaçmaya çalışıyor. En son Pan onu tam yakalayacakken e, peri kızı Zeus'a yalvarır, beni ondan kurtar diye... E, Zeus da bu durumunu görür, peri kızını acır ve onu bir anda sazlıklara, kamışlara dönüştürür. Panda bakar ki tam böyle e, peri kızını yakalayacak, sarılacakken, bakar ki kamışlara dönüşmüş, kamışları alır, keser böyle sevgilisini düşünür gibi onu öpmeye başlar. Ve Öptükçe bakar ki içinden ses çıkar. Ee, diğer kamışları da yan yana getirerek bal mumuyla bağlar ve pan icat eder. Bakın pan burada görünüyor mu? <laughs> Şöyle e, ismine de icat ettiği bu pan de syrinx adını verir. Pan flüt nedir? Ee, küçükten büyüğe doğru sıralanan e, kamışların yan yana getirilmesiyle ortaya çıkan üflemeli bir çalgı. <laughs> Böyle bir çalgı ismi de siringster pan flüt. E, bu flütü, pan flütü icat eder ve bu icat ettiği pan flütü çok sever. Çünkü aslında onu e, üfledikçe sevgilisini düşünür. Dolayısıyla bir yerden sonra kibre kapılır. E, müzik tanrısı Zeus'un oğlu, güneş tanrısı Apollon'a meydan okur. Der ki dünyanın en iyi müzik aleti Panflütür gel yarışalım der bir challenge e, ortaya çıkar. Apollon da bakar e, Pan'ın durumuna tamam der yarışalım ve böylece dünyanın bilinen ilk müzik yarışması ortaya çıkar. <laughs> bir anda Pan pan Panflüt çalıyor o kamışları yan yana getirdi üflemeli çalgı. Bir anda da e, diğer yandan da Apollon ulu Apollon lir çalıyor günümüz Arp'in atası aslında e, Lir. E, yarışma başlar. E, pan oradakileri pan flütle etkiler. O, o çıkan sesle birlikte oradakiler gerçekten pan flütten etkilenir. Tam Apollon bakar ki e, yarışmayı kaybediyor. Aklına kurnazca bir fikir gelir. Der ki ben müzik aletini ters çalabiliyorum. Sen de çalabilir misin? Der. E tabi Lir e, telli bir çalgı, ters çalınabilir ama e, panflüt öyle değil. Bunun üzerine Apollon orada yarışmayı kazanır. Herkes der ki Apollon iyiydi, oyunu Apollona verir. Ama orada işte e, kral Midas vicdana gelir, yani vicdan sahibi bir kralımız var. Midas der ki Pan Pan daha iyiydi, pan flüt ben oyunu Pan'a pan veriyorum der. Bunun üzerine Napolyon çok sinirlenir. Onun kulaklarını, Kral Midas'ın kulaklarını bir anda eşek kulaklarına dönüştürür. Ve der ki bir insanda bu kadar kötü müzik kulağı olmasın <laughs> diye ona ders verir. Ee, bir eşeğin kulağına dönüştürür Kral Midas'ın kulaklarını. E Kral Midas da bu kusurunu neyle saklayacak? Biz, benim her zaman taktığım bir şapka var. Belki denk gelmişsinizdir. E, filik şapkasıyla saklayacak. Kızıl, e, genelde kırmızı yünden veya keçeden yapılan kırmızı filik başlığıyla Kral Midas e, kusurunu, eşek kulaklarını saklar. <laughs> Ama e, sonunda bir gün tıraş olacağı sırada berberin yanında mecburen hop böyle şapkayı çıkarıyor. Berberi bir görüyor ki koskoca ülkenin kralı eşek kulaklı. <laughs> e tabi Böyle bir sırrı insan içinde taşıyamaz. Hele bu bir de berberse e, hayatta taşıyamaz. E, ama orada tembihlerler berberi. Yani bakar ki e, oradakiler e, berber bu durumun farkında. Yani tehdit ederler, kimseye söyleme bu sırrı diye. Ama bir insan bunu içinde taşıyamaz. Berber de gider, kimsenin olmadığı bir yerde derince bir çukur kazarak içine defalarca şu şekilde haykırır Midas'ın kulakları eşek kulaklarıdır Midas'ın kulakları eşek kulaklarıdır şeklinde defalarca bağırarak içini döker çukuru kapatır oradan uzaklaşır rahatlar <laughs> Ama rivayet odur ki o içine haykırdığı seslendiği çukurdan çıkan sazlıklar içinde taşıdığı sesi Rüzgarın da etkisiyle bütün Frikya ülkesine yayar. Frikyalılar yukarıdan, havadan bir ses geldiğini fark eder. Midas'ın kulakları eşek kulaklarıdır, Midas'ın kulakları eşek kulaklarıdır sesini duyar. Ve böylece Kral Midas'ın eşek kulaklı olduğunu herkes duyar. <laughs> ee, ve aslında bu mitolojik hikayede, e, yerin kulağı vardır dediğimiz deyimin de buradan gelmiş olabileceğini ileri sürebiliriz. Yerin kulağı var. Bu aslında çokça kullandığımız bir deyimdir. Gizli konuşulan bir şey umulmadık bir yoldan başkalarının duyulabileceği şekilde e, duyulmasıyla ortaya çıkan bir şey. Yani yerin kulağı var. E, deyimine buradan gelir. Pan Tanfülüt, panik ataktan bahsettik. Burada, evet. Heh. Geldik son mitolojik hikayemize. Bakalım saatimiz güzel. Golden Touch hikayesi. Bu da tam böyle mitolojinin önemli isimleri var. Burada Midas var, Satir, Silenus var, Dionysos var, Lidya kralının zenginliği, Karun var. Dolayısıyla güzel, ilginç bir mitoloji, yani efsanevi bir konu, mitos. Şimdi hikaye şöyle, Dionysos'un müritleri ormanda gezerken bu müritleri arasında yaşlı bilge Silenus da var. Bakın bu Stamnos, hani çömlek türünde üzerindeki kabartmada yer alan kuyruklu, ee, yaratık Silenus, yaşlı bilge e, Dionizos'un da akıl hocası yarı keçi yarı insan ya da satir olarak biliniyor. Silenus ve Dionizos'un müritleri ormanda gezerken, tabi e, Dionizos'un müridi olunca böyle bir üzüm suyunu da fazla kaçırma durumu olunca, e, yaşlı bilge ya, Silenus yolunu kaybedip ormanda e, bir yerde sızar ve orada kalır. Diğer müritler de onu kaybederek Dionysos'a varır. Dionizos da bakar ki Silenus, Silenos ya da yok nerede Silenus diye sorar, kayboldu derler. Ama tam da o sırada Silenus'un Midas'ın askerleri bulur. Bakın burada Midas tahtında oturuyor, şöyle hatta eşek, eşek kulaklarıyla betimlenir betimlenmiş bu Stamnos'ta. Ee, sıvıları depolamak için kullanılan çömleğin üzerindeki e, figürlerde. Evet, e, Midas'ın askerleri bulur, Silenus'u Midas'ın huzuruna getirir. Midas'ı onu görür görmez tanır. Lakin Dionysos'un müritlerinden bu, onu 10 on gün 10 gece sarayında ağırlar. Onun bilgilerinden faydalanmak ister. Ee, Silenus çünkü bilge bir insan. Dionysos'un da akıl hocası. E Midas da bunu biliyor. Mesela Midas ona sık sık sorular soruyor. Diyor ki benim için iyi olan şey nedir? <laughs> Silenus da diyor ki senin için iyi olan şey senin hiç doğmamış olmandı. Ama sen doğmuşsun. Bundan sonra senin için iyi olan şey bir an önce ölmendir. <laughs> Böyle e, aksi e, huysuz cevaplar veriyor. Midas vazgeçmiyor tabii. Diyor ki yaşamın anlamı nedir? Ee, Silenus da diyor ki yaşam hayat ızdırap dolu bir şeydir. <laughs> Bakıyor ki Midas e, cevap alamayacak. E, alıyor Silenus'u Dionysos'a götürüyor. 11. gün. gün. E, Dionysos'a görüyor Silenus onu bir anda görünce çok seviniyor. Midas'a diyor ki dile benden ne dilersen. E, Midas da bir anda hiç düşünmeden diyor ki tuttuğum her şey altın olsun. <laughs> Bunun üzerine Dionysos bu yeteneği ona bahşediyor ve gerçekten de Midas sarayına doğru dönerken ya acaba tuttuğum her şey altın olacak mı diye bir şey yapıyor. Diyor ki mesela taş taşa dokunuyor, taş altına dönüşüyor. İşte ağaçtan bir meyve koparacak, o hemen altına dönüşüyor. Çok mutlu. Ta ki akşam yemeğine kadar. Sofra kurulmuş, her şey var. Mesela ekmek yiyecek, ekmeğe dokunuyor, bir anda altına dönüşüyor. Su içecek, susamış, suya, e, bardağa dokunuyor, hemen hop altına dönüşüyor. O zaman e, dank ediyor işte, pişman oluyor. Mesela kızı orada, kızını sevecek, kızına sarılıyor, kız bir anda altına dönüşüyor. Bir nevi varlık içinde yokluk çekerek pişmanlık duyuyor. Bunun üzerine e, gidip Dionysos'a yalvarıyor. Beni buradan bu dertten kurtar diye. Dionysos da sen ancak ve ancak Sardes'teki Paktalos ırmağına gidip yıkanırsan bu yeteneğinden kurtulacaksın der. Midas da kalkar oradan Manisa'ya doğru yola çıkar. Manisa'da Paktalos Irmağı'nda yıkanır, iyice yıkanır ve gerçekten de o yetenek ondan e, kalkar. O altın dokunuş yeteneği Midas'ın üzerinden kalkar ama bu defa altınlar e, Paktalos Irmağı'nın alüvyonları arasında çıkmaya başlar. E, hatta Lidya Krallığı'nın zenginliğinin kökeninde de bu... E, Paktalos ırmağındaki alivyon yatakları, alivyonlar arasında yani ırmağın yatakları arasındaki altınlardan geldiği ileri sürü, sürüdür. Hatta dünyada ilk parayı bulan e, kişiler milattan önce 600lerde Lidyalılardır. Yani bu zenginliğin kaynağında da yine Midas'ın o ırmakta yıkanması gelir diyebiliriz. Karun kadar zenginliğin kaynağı da Midas'ın işte bu ırmakta yıkanması diyebiliriz. E bu e, mitolojik hikayeler aslında e, binlerce yıl boyunca, yüz, yüzlerce yıl boyunca kulaktan kulağa sözlü gelenekle taşınıyor. Yani ya da yazılı kaynaklarla taşınıyor e, ve e, dillere geçiyor. E, mesela Türkçe'de tuttuğu altın olsun deyimi var. Ya da İngilizcede Golden Touch e, gibi bir ifade var. Dolayısıyla mitolojik hikayeler aslında e, toplumsal yapıyı da etkiliyor. Yani toplumun konuştuğu dile de yansıyor böyle de bir özelliği var diyebilirim. Evet e, mitolojik hikayeleri, Frik mitolojilerini bu şekilde kısaca anlattık. E, daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler bu görseldeki kitaplara, yüksek lisans tezine ulaşabilir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.